Cumhur İttifakına bazı şerhleriniz var Sayın Genel Başkan. Tabii. Peki Millet İttifakında var mı? Mesela Millet İttifakında son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği söylemleri mesela evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP'ye nasıl bakıyorsunuz? Ee, gerek İyi Parti gerek Cumhuriyet Halk Partisi biz HDP ittifak yapmayacağız desek de deseler de Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile Kürt sorununu çözeceğiz meşru bir partidir dedi. Ee, bu, bu, bu konulara nasıl bakıyorsunuz? Yani Millet İttifakı'na da bazı şerhleriniz var mı? Yani şu anda bunları net olarak söylemek o kadar da kolay değil. Çünkü muğlak bir konu. Yarın yani HDP Sayın Kılıçdaroğlu'nun meşrudur demesi şu anda meşru. Neden meşru? Mecliste var. Evet. Meclisi Kurulu yönetiyor. Olan bir parti, evet. Meclisten bütçeden destek alıyor. Hı hı. Milletvekilleri var. Hı hı. Onların da dokunulmazlıkları var. Bütün bunlar onların şu anda meşru olduğunu gösteriyor. Ha haklarında bir dava açıldı. Bir soru işareti var. O soru neticesinde de belki parti kapatılabilir. Ama kapatılana kadar meşru bir partidir. Bunu biz bu şekilde söyleriz. İttifak yapar mıyız? O ayrı bir konu yapar mısınız? Yok. Yani şu anda biz bugünkü şartlarda bu ittifakın kolay olmadığı kanaatindeyiz. Hmm. Yani ben geçen sefer çok cum, Cumhur İttifakı şeyde Cumhurbaşkanlığında aday olduğum zaman da bazı ifadelerim oldu. Demirtaş aday hapiste, tutuklu ama TRT gidiyor, kanun emrettiği için onun konuşmalarını yayınlıyor. Destek veriyor. Ama diyor ki ben seni hapiste tutarım. Ben seni tutuklu olarak bu seçime sokarım. Ya bu kadar çelişki olmaz Allah rızası için. Yani bu kadar çelişkinin içinde siz ülkeyi yönetemezsiniz. HDP'nin meşru olup olmaması ayrı bir konu. Şu anda meşru iken, şu anda hakim nazarında suç, suçu tescit edilmemişken, bir kişiyi siz içeride aday olduğu halde tutamazsınız. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi olması gerekiyor diyorsunuz o zaman. Yani, Oradan bunu mu çıkartıyorum? O, elbette. Evet. Ama şimdi ben bunu söylediğim için hadi biz hedeflerliyiz gitti <laughs> aldı Hayır, başını şimdi gidiyor. Şimdi Sayın Temel ya, Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır dedi lafını kullanacaklar. Amasını kulla... ekliyorsunuz. Tabii onun için bir yani böyle bir demokrasi böyle bir hukuk devleti olmaz. Başka noktalarda da. Siz bir insanı tutuklayacaksınız. Hapse atacaksınız. Aleyhide bir dava var. Berat edecek. Tam tahliye olacağı zaman yeni bir dava açacaksınız ve ondan dolayı tutuklayacaksınız. Ya hukukla böyle oynanmaz. Kimse aptal değil. Böyle şey olur mu? Bu hukuk mu olur o zaman? Sayın Erdoğan kendi halini geçmişi düşünsün. Şiir okuduğu için Siyaseten yasaklandı. Bu bir cinayetli, hukuk cinayetiydi. E şimdi başkası okuduğu zaman yok arkadaş ben iyi niyetle okudum öbürünün canını okurum diyor. Öyle şey olur mu? Buna adalet denir mi? Onun için meselelere yaklaşırken bizim hakikaten bir taraf yaklaşmaya ihtiyacımız var. Ben hareketleri, tavırları politikaları itibariyle bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim. Hı hı, hı. Ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam. Yapmadığı, söylemediği sözü ona istinad edemem. Yapmadığı işi de istinad edemem. Olmaz böyle bir şey. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı görmüyor bunu. Görse bile görmezden geliyor. Düne kadar kendisi hukuksuzluğa maruz olduğu için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye'ye geldi. Siyasete girdi. Şimdi bu aynı, sefer Peki bütün... Osman Kavala için de aynı şeyi düşünüyor musunuz Sayın Aynı İnyadaşkan? şey bu. Onun için söyledim. Ben Osman Kavala'yı tanımam, bilmem. Hiç tanımadığım bir insan. Yani ahim kararına uysun Türkiye diyorsunuz. Ya yani. Ahim kararına uyması gerektiğini Sayın Erdoğan kendisi getirdi. Kendisi bunu... Orada şunu da söylüyorlar. Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim. Sayın Doğu Perinçek e, İsviçre'de e, ahim yani sözde Ermeni soykırımı konusunda bir dava kazanmıştı ve bir ahim kararı var. E, Ermeni soykırımı yoktur noktasında ama e, bütün Avrupa, A, AB ülkeleri, Amerika e, so soykırım vardır diyor. şimdi Onlar da ahim kararını bertaraf ediyorlar. Ben şimdi orada şunu söyleyeceğim. Ben bu noktalarda batıya güvenmiyor. Hı. Batı yani kökten bizim inancımıza da bizim meşruiyetimize de itibar etmiyor. Biz ancak onların bize gösterdiği yolda yürürsek aferin diyorlar. Onun için ben Batı'nın bu yaklaşımlarını tamamen siyasi görüyorum ve itibar etmiyorum. Ama bu demek değil ki Batı'da hukuk hiç yok. Hı. O manada gelmiyor. Hı hı. Yani demokrasilerini, e, hukuk sistemlerini e, iyi buluyorsunuz. Yani iyi buluyoruz. İnsan dediğim, hakları. Biz, şöyle bizden iyiler şu anda hı. maalesef. Onu da üzülerek söyleyeyim. Bizden şu anda demokrasiler yani seçim ve güveniyorlar. Seçime itiraz etmiyorlar. Seçim sistemleri iyi çalışıyor. Ben şimdi Türkiye'de bizim seçim sistemimize bile güvenmiyorum ben. Bu seçimlerde nasıl oynanacak göreceğiz. Neden? Neden yüksek seçim kuruluna sesleniyorsunuz o zaman? Yüksek seçim kuruluna da sesleniyorum, Diğerlerine de. Şimdi bakın biz çok olmadı işte 3 sene önce mahalli seçimlere gittik. Ya bizim adaylarımız Güneydoğu'da tehdit edildiler. Kimler tarafından? vali tarafından, emniyet müdürü tarafından. Nasıl kaymak... De? Doğrudan doğruya siz, sen burada aday olma dediler bazı adaylarımıza. Böyle şey olur mu? Yani buna itirazları varsa ben de bunlarla ilgili... Yani valiler yaptı bunu diyorsunuz, emniyet müdürlüğü. Yani çok ciddi. yerine göre... Hmm. Ya insanlar katledildi seçimlerde. Sandık başında bizim iki müşahidimiz katledildi. Yani iki müşahit diyorum. Birisi bizim müşahetimizde, birisi öbürü de onun kardeşiydi başka bir parti adına. Malatya'da katledildiler. E sandığı kim koruyacak? Elbette devlet koruyacak. Onun için yani kimse kimseyi aldatmasın. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan istirham ediyorum. Biz bütün dünyayı bu noktalarda, münferit noktalarda hemen ite, itelemeyelim. Ben dünyaya itimat edelim her hususla demiyorum kesinlikle. Güvenmiyorum çünkü. Batının bize ön yargısı var. İslamofobi. İslamofobi yani. bunun bir Müslüman unsuru. Bir ülke, tabii layık e, Müslüman tek ülke zaten Türkiye. Tabii. Ülkeye. İslamofobi doğrudan doğruya Batı tarafından özellikle üretilen bir mefhum. Yani İslam korkusu. Ya bana